Abdullah Bey'in sorusu var. Diyor ki Abdullah Bey, nefsime yenik düşüp bazen açık ve uygun olmayan videolar izliyorum. Namazında niyazında bir imam Ebu Hüyum'dan da vazgeçemiyorum. Bana günahı nedir? Nasıl vazgeçebilirim? Hocam neler tavsiye eder? Efendim işte tabii dünyada bir daire alalım desek Muhsin Bey, bir ömür boyu çalışıyoruz da bir daireyi ancak alabiliyoruz. Evet. Yani cennet de ucuz değildir. Cennet ucuz değildir. Nefisle mücadelemde başarılı olmalıyım. Sevgili Peygamberimiz, Rabbi la tekilni ila nefsi tarfete ayn. Ya Rabbi, bir göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsime bırakma diyor. Mevlana ne diyor? Nefsin tabiatında merkeplik var. Onun yularını serbest bırakma. Yularını serbest bırakırsan o ahıra gider. Ya. Olmaz, seni de beraberinde götürür. Ya nefis bu. Nefis nice yüceyi cüce edermiş. Nefsin tıfıl gibidir. Verirsen büyür memeyi, emziğini vermezsen verin demez memeyi. Yani öyleyse nefsimize yenik düşmemeliyiz. Onunla mücadelede muzaffer olmalıyız, galip olmalıyız. Yani Yusuf aleyhisselam, innen nefse le emmâretun bisû. Nefis bütün şiddetiyle kötülüğü emreder. Ya Rabbi, ben kendimi temize çıkarmıyorum. Bu konuda bana yardım et ya Rabbi. Ve bu böyle imtihanlarla da beni imtihan etme ya Rabbi. Yani Züleyha ile düşünün, öyle bir imtihan ki, gencecik bir insan Hazreti Yusuf. Yani her zaman Yusuf güzeli diye dilimizde meşhur, Yusuf güzeli. fevkalade bir güzellik. Tam delikanlı, şehvetinin de güçlü olduğu zaman Züleyha da o şekilde Güzel genç, bir, genç ve evet. güzel bir hanım. Kapılar kapalı, pencereler örtülü. Kim kapatıyor hocam? Züleyha kapatıyor. Züleyha kapatıyor. Yusuf, ne kadar güzelsin diyor. Rabbim öyle yaratmış, ona hamd ederim. Saçların ne kadar güzel Yusuf. Güzel olsa ne olacak? Mezarda çürüyecek olan şeyin güzelliğinin ne değeri var? Aklına mezarı, çürümeyi, Ölüm mü? onları getiriyor. Yusuf, gözlerin ne kadar güzel. O gözlerle inşallah Rabbıma bakarım. Kaldır gözlerini de bir kere de bana bak. Allah Allah. Sana bakarsam Rabbıma bakamayacağımdan korkarım. Ve Yusuf, sözlerimi anlamamazlıktan geliyorsun. Seni hapishanelere attırırım. Kırbaçlar altında yaktırırım seni. Sözlerimi anlamamazlıktan geliyorsun. Senin sözüne uymaktansa Rabbim bana lütfetti. Senin kocan bana iyilik etti. Ben Rabbıma isyan edemem. Kocana ihanet edemem. Kırbaçlar altında yanmayı tercih ederim. Bu sefer o evin köşesinde bir büst var. Gidiyor Züleyha, büstün üzerini örtüyor. Ne yapıyorsun diyor. Aklıma koyduğumu yerine getireceğim. Bundan utanırım. Onun için üzen. Sen duymayan, fayda ve zarar veremeyen şeyden utanıyorsun da beni yoktan var eden Rabbimden ben utanmayayım mı? Kale maazallah. Ben Allah'tan korkarım diyerek kapıya koşuyor. Tam o da peşinden koşuyor. Nereye gidiyorsun diye gömleğini tutunca gömlek yırtılıveriyor. Arkasından asılınca evet. Tam o sırada da kapıda kocası. Kocasına diyor ki, senin eşine ihanet etmek isteyene vereceğin cezayı söyleyeyim. Hapishanelere attırmak, kırbaçlar altında yaktırmak, öldür demiyor. Hala gözü var. Ümidi var Hazreti Hala Yusuf'ta. ümidi var. Hele şimdilik hapishaneye girsin. Öyle o da diyor, dur kadın, acele etme yani, bir konuyu tetkik edelim, tahkik edelim, bir bilir kişiye havale edelim. İftira atıyor Hazreti Bir Yusuf'a. bilir kişi tetkik ettikten sonra eğer gömlek önden yırtıldıysa Yusuf suçlu, arkadan yırtıldıysa Züleyha suçlu. Gömlek arkadan yırtılmış. Hem de akrabasından olan bir bilir kişinin verdiği karar böyle. Şimdi
Yusuf hapishaneye atılıyor. Olay devam ediyor da ben şimdi şunu demek istiyorum. Nefis. Yusuf Aleyhisselam böyle imtihanlar geçiriyor. Ve ma überri'u nefsi inne nefsele emmaretun bissu. Ben nefsimi temize çıkarmam. Nefis bütün şiddetiyle kötülüğü emreder. Ve illa tasrif anni keydehunne fe asbu ileyhinne ve ekum minel cahilin. Ya Rabbi beni bir daha böyle imtihan etme. Ola ki nefsine uyan cahillerden olurum. Yusuf Aleyhisselam duası. Bile böyle diyor yani. Evet. Bir peygamber duası. Bir peygamber duası. Yine sevgili peygamberimizin duası da Rabbi la tekilni ila nefsi tarfete ayin. Ya Rab bir göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsime bırakma. Yani peygamberlerin böyle dua ettiği konuda bizim dikkatli olmamız, Allah uyanık olmamız gerekiyor. Yani. Allah razı olsun. Biraz önce dedim nefis nice yüceyi cüce edermiş. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.